ben yapacağım ve masayı da ben hazırlayacağım. Bugün pilav, köfte ve dondurulmuş patates kızartması yapacağız. Pilavımızın malzemelerini bir öğrenelim. Sıvı yağ, ben sıvı yağ olarak fındık yağını kullanıyorum. Tereyağı, tuz, birazcık arpa şekeri, kaynamış su ve en önemli malzememiz olan pirinç. Ben pirinci kurutmadan önce ıslattım. Şimdi de yıkadım, süzdüm. Şimdi pilavımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, pilavımızı yapmaya başlayalım. İlk olarak ben tenceremizi kısık ateşte ocağımıza koydum. İlk olarak yağımızı tenceremize döküyoruz. Burada kendi her tarafı yayılacak. Ardından şehirimizi döküyoruz. Şehirimiz kahverengileşinceye kadar karıştırıyoruz. Ve evet arkadaşlar, şimdi pirincimizi koyuyoruz. Ve biz de tereyağımızı içine katacağız. Ve şimdi iyice karıştırıyoruz. Tereyağımızı iyice eritmek lazım. Arkadaşlar pilavımız iyice karmalı. Şimdi suyunu dökme zamanı geldi. Kenarından başlayarak pilavımızı döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar suyumuzu dökmeye devam ediyoruz. Suyumuzu sürekli olarak dökelim. Durmadan. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve tuzumuzu da içine katıyoruz. Pilavımızın kapağını kapatabiliriz. Kısıyoruz. Ve köftenin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, pilavımız suyunu çeke dursun. Biz de köftemizin yapımına başlayalım. İlk olarak köftemizin malzemelerini sayacağız. Kuru, yani bayatlamış ekmek, maydanoz, soğan, sarımsak, tuz ve çeşitli baharatlar. Benim en önemli malzememiz olan kıyma. Biz baharatlarımızı az kullanıyoruz çünkü 2,5 yaşında bir kardeşim var. Ona uygun olarak baharat kattığımız için içine az kullanıyoruz. Evet, başlayalım köftemizin yapımına. Evet arkadaşlar, köftemizin yapımına ekmekleri blenderdan geçirerek başlıyoruz. Evet, ben bunun içine koydum bunu. Blenderımıza çalıştıralım. Geçirdim. Ardından soğan ve sarımsak ekledim. Onları da karıştırdım. Ve biraz daha karıştıralım bunları. Evet arkadaşlar, şimdi köftemizi yoğuracağız.
İçine ekmeğimizi, soğanı, sarımsağınızı ve maydanozunuzu koyduğumuz şeyi kasemize boşaltıyoruz. Ardından kıymamızı içine ekliyoruz. Ardından da baharatlarımızı döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Yaramaz kardeşim de geldi. Evet arkadaşlar, ben köftemi yoğurdum ama aklıma son anda bir şey geldi. Ablam geçen gün annemden kaşarlı köfte yapmasını istemişti. Ben de şimdi kaşarlı yağı rendeledim, içine katacağım. Yapmasam çok içimde kalacaktı. Ablam bu duruma çok sevinecek. İçine katıyoruz kaşarlarımızı. Yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra kıymamıza köfte çekimini verip tabağımıza koyacağız ve fırına koyacağız. Arkadaşlar, yoğurdum artık tabağımıza köfte şeklini verip dizebiliriz. Köftemizden, kıymamızdan bir parça alıyoruz. Elimizle yoğuruyoruz ve bastırıyoruz. Ne fazla büyük ne de fazla küçük olmamasına özen gösteriyoruz. Yani kapatıyorum, anlamıyorum hiçbir şey. Evet arkadaşlar, şu an pilavımıza çok güzel kokular geliyor. Bir ona bir bakalım. Köftemize şekil verdik zaten. Oo, çok güzel gözüküyor. Ama hala sıcak. Biz devam edelim köftelerimizi yapmaya. Tüm yemeklerin çok güzel olacağını inanıyorum. Hepsi çok güzel gözüküyorlar. Ben köftelerimizi tepsiye dizmeye başladım. Dizdikten sonra da fırına koyacağız. Evet. Hazır köftelerimiz. Köftemizi yerleştirdik. Birazdan fırına koyacağız. Evet arkadaşlar, fırınımıza koyuyoruz köftelerimizi. Evet arkadaşlar, patatesimizin ipine geçiyoruz. Tenceremizi koyduk ocağımıza. Sonra yağımızı ilave ediyoruz içine. Bolca yağ koyuyoruz içine. Ve şimdi de patatesimizi koyacağız. Ben patatese bayılıyorum. Tadı süper. Bunları içine attıktan sonra yağımızı da
çiçekler ve fesli patates ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar, patatesimizin yağı kızana kadar ben de yeşilliklerimizi dezenfekte etmek istiyorum. Sirkeyle dezenfekte edeceğiz. Sirkemizi soğuk suyumuzun içine boşaltacağız. Ardından da çiçeklerimizi ekleyeceğiz. Başlayalım. Biraz kötü kokabilir ama en iyi dezenfektan sirkedir. Yeşilliklerimizi alıyoruz. Ardından sirkeli suyumuzun içine koyuyoruz yeşilliklerimizi. Evet arkadaşlar, 10 dakika boyunca burada bekleyecek bu sirkeli suyumuzun içindeki yeşillikler. Sonra güzelce dezenfekte olmuş şekilde salatamızı yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi içine en tehlikeli yanındayız. Çünkü patateslerimiz çok yoklayabilir. Patateslerimizi yağda beklettiğimiz, ocakta beklettiğimiz yanın içine atıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Salatamda ceviz kullanacağım. O yüzden birkaç tane cevize ekliyorum. Tabaklarından ayırıyorum. Evet arkadaşlar, ceviz pişti. Onları şimdi süzgeçten kaba boşaltıyoruz. Şimdi yarısını kullanıyoruz. Salatamızın malzemelerini sirkeli suda 10 dakika beklettim. Ardından 3 defa daha yıkadım. Şimdi yeşilliklerimizi kurutacağız. Bunun içine koyacağız. Evet arkadaşlar, bu salatanın yapımı çok kolay. İçine ben ayrıca peynir de koyacağım. Sonra ben zeytin koyacağım. Ceviz koyacağım da daha önce söylemiştim. Arkadaşlar, bu şekilde kuruyor. Arkadaşlar, kuruş olması gerekiyor. Açalım. Evet. Salatamızı şimdi koyacağız. Sonra da malzemelerimizi ekleyeceğiz. Salatamızı tabağımıza koyuyoruz. Ardından malzemeleri ekleyeceğiz. Evet. Malzemelerimiz nar ekşisi, yağ, ceviz, peynir ve limon. Yes. İlk olarak cevizlerimizi koyalım içine. Bol ceviz olunca tadı daha güzel oluyor. Ardından peynirlerimizi koyuyoruz. Bu peynir tulum peyniri. Limonumuzu sıkıyoruz. Ardından nar ekşimizi. Ve yağımızı ekliyoruz. Arkadaşlar, biz salatamızda tuz kullanmıyoruz. Özellikle akşam yemeğinde çok güzel olan bir
Salata türü bu. Sizin de çok beğeneceğiniz eminim. Evet arkadaşlar, sonunda tüm yemekleri hazırladım. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Şimdi servise başlayalım. İlk olarak pilavımızı bir kaseye koyacağız ve ardından böyle ters çevireceğiz ve şekil çıkmış olacak. Servisinizin güzel gözükmesini istiyorsanız benim yaptığım şekilde siz yapabilirsiniz. Bolca koyuyorum pilavımdan. Dibine kadar dolduracağız. Ve ardından pilavımızı buraya boşaltacağız. Evet arkadaşlar, pilavımız hazır. Sıra geldi köftelere. Patateslerimizi de koyuyoruz tabağımıza. Ve size tavsiyem, patateslerin üzerine kekik gibi baharatlar koyarsanız tadı çok daha güzel olacaktır. Üstüne. Görüş de çok güzel. Evet arkadaşlar, tabağımız hazır. Köftemiz, pilavımızı, patatesimizi yaptık. Hepsi birbirinden güzel oldu. Bakalım tadı nasıl olacak.